sosyeteye aitiz. Jetimiz yok, zengin kalkışına sahibiz. Ateş almaya değil, kök salmaya gelmişiz. Fakirhane göçmeniyiz biz. Jet sosyete, yavaş gelecek bize. Jet sosyete, hayallerden gelecek. Jet sosyete, yedi düvel emrimizde. Jet sosyete, kıskanıyor bizi dünya. Biz doğuştan jet sosyeteye aitiz. Tek eksiğimiz yetersiz bakiyemiz. Borç çorbasından çok kaşıkladık. Sosyete mantısıyız biz. Jet sosyete, yavaş gelecek bize. Jet sosyete, kıskanıyor, kıskanıyor, kıskanıyor bizi dünya. Volta atıyorsun. Evet. Cezaevi alışkanlığı mı yoksa yüklü miktarda para mı geliyor? Ay bir sessiz olun. Dikkatimi dağıtmayın benim. Tabağı çıkarttım. Tam 10 kat kağıdın arasına sarıp da kaldırmışım. Vallahi. Aman yavaş. Günkü değeri 200-300 bin varmış. Ha, Volta anlaşıldı. Oğlum. Tarihi İznik çinisi tabak. Müze istedi. Sergiye koyacaklar, sonra geri verecekler. Aa, sen ne zaman tarihi eser almaya başladın ya? Gizeme alarak başladı. Lan ben de antikaya para verecek göz var mı? Fındıkzade'deki evin bodrumunda bulduk 20 yıl evvel. Tarihi eser çıktı, müzeye kaydettiler, üzerimize de zimmetlediler. Atamıyoruz da satamıyoruz da, başımıza bela. Gizem gibi işte. Ay lütfen ya, şakanın sırası değil ha. Yani şunu kenarı çizilse ensemizde boza pişirirler bizim ya. Ama biliyorum oğlum. Sen bunu müzeden gelen yetkiliye ver. Teslim kağıdını imzalat. Bir kopyasını al. Sonrasını onlar düşünsün. Ah, keşke Gizem'i de böyle bir imzayla alıverseler. Hani bu çocuğa çok aşık gibiydin? Öyleyim. Çok yakışıklı, seksi, zeki, karizmatik. Zehir gibi çocuk. Sıkıntı ne? Sürekli soru soruyor. Abla işi bu. Ahmet gazeteci değil mi? Evet de komik bir anımı anlatacağım mesela. 5N1K'sını öğrenmeden gülmüyor. Mesleğini içselleştirmiş, öyle mi? Sohbetin tadı tuzu kalmıyor ama ya. Sürekli röportaj veriyormuş gibi hissediyorum. Her dakika belgesel seyrediyoruz. Ay, öğren öğren nereye kadar? Benim beynimde belli bir gigabaytı var. Hepsi de olmasın lütfen. Bu sebeplerden ayrılamazsın. Çok yüzeysel ve çok ayıp. Biliyorum. Keşke bir hıyarlık yapsam da o benden ayrılsa. Senin için zor bir şey değil. Eski nişanlımla buluştuğumda böyle aklım kaydı falan gibi bir şey mi desem acaba? Ha? Bilmiyorum. Spordan gelince ara, akşama planlayalım demişti bak. Defa da aldım, unuttum aramayı. Hop! Buldum seni. Ahmet, adresi biliyor muydun sen? İstanbul'da toplam 366 yalı var. Bunların 136'sı Sarıyer ilçesinde. Çok zor olmadı yani. Oha, çocuk her şeyi çözüyor. Hoş geldin. Gözlerin yine ne kadar mavi. Aman, aman, aman benim Safiye'mden sarmalar. Ellerine sağlık canım. Dur bekle. Bize de kurabiye fiştiğini sıcacık ben de size ondan vereceğim. Ay ne zahmetler. Yok canım zaten ben yemeyeceğim. Çünkü gluten. Hani çöpe gideceğini siz yiyin değil mi? Gizem abla, geçen seferki gibi yine kristal tabağı koymayın lütfen. Ne oldu benim o kristal tabağım? Kız yok oldu dediniz. Benim takımım bozuldu. Şenur teyze iç etti. Vallahi. Şöyle eski meski plastik bir tabağa koyun da biz yine mahcup olmayalım. Bizde plastik tabak yok ki eski püskü. Ne? Bu ne be? Okuyayım.
Çocuklar bu ne bu? Bunu atılsın diye mi koydunuz buraya? Ne bu? Ne bir eski bir şey var mı? Ha, kenarı kırık. Tamam, bunu atılsın diye koymuşlar buraya. Ben buna koyayım, vereyim. Geri gelmezse de gelmesin. Tamam. Denk geldim. Ben de tam seni arayacaktım. Şu an girdim eve. Emin misin şu an girdiğine? Evet, 10 dakika oldu. Sabah yağmur yağdı. Bahçedeki toprak ıslak. Eve 10 dakika önce girmiş olsaydın ıslak ayak izlerini görürdüm ama bahçedeki izler kuru. Yani en az 2-3 saat önce gelmişsin. Doğru. Doğru ya. 10 dakika değil. Çünkü geldim, duşa girdim falan, ben onu unuttum. Şampuan kokusu yok. Demek ki en az 2 saat önce spordan geldin ama duşa girmedin. Bu senin temizlik seviyende biri için şu demek oluyor. Burada hararetli bir sohbet dönüyordu. Ona takıldın sen. Ona takıldın. Benimle mi ilgiliydi? Oha! Çocuk çok iyi gazeteci. Ahmet, bir şey soracağım. Bunları ablamı kıskandığın için mi soruyorsun? Asla. Asla, benimki meslek aşkı. Ben gerçekler ortaya çıksın istiyorum. 16 yaşından beri muhabirim ben. Bence müthiş. 2 dakikada ablamın ipliğini pazara çıkardın. Sherlock Holmes gibi bir şeysin be. Yalnız bu dedektiflik değil. Dedektifler müşterileri için çalışır. Araştırmacı gazetecilerse tüm toplumun bilgi alabilmesi için. Tüm toplum spordan gelip duş almadığımı öğrendi. Kamu yararına müthiş bir haber. Evet, şimdi haberi tamamlayalım. Kim? Ne? Nasıl? Nerede? Ne zaman? Bu soruların cevaplarını biliyoruz. Bilmediğimiz bir tek soru kaldı. Neden? Neden aramadın sen beni? Ağır mesleki deformasyon bu. Mesleğim benim için her şey. Evet. Ben bir su içebilir miyim? Pardon. Ay. Ay. Soruyu tekrar alabilir miyim lütfen? Yok ya. Bağ ters. Para topla. Altın al. Götür onu, ver karşında ne al? Kısır. Ne ya bu böyle? Altın günü. Olayın mantığı bu zaten Şenur abla. Altın gününe gidiyorsun. Ne demek altına ortak olmayacağım? Ya altının onsu olmuş kaç para, senin haberin var mı Safiye ya? Dünya küresel krizin eşiğinde senin derdin sevimlere rezil olmayak. Vizyonsuzsun Safiye. Elin boş gidip orada hiç utanmadan çekirge sürüsü gibi yiyeceksin değil mi? Sarmaları götüreyim. Hayır, bize kadar var. Bunları götüreyim. Yo, vermem ya. Kadının kristal tabağının üstüne yattın zaten. Ya biz mercimekle köfteleri neyle gönderdik benim tabağımla? Kırıldı dedi. Yenisini de almadı. Ancak ödeştik bence o kristal tabakla. Şenur abla, senin o 1980'den kalma çatlak melamin tabağın kırılmamıştır. Eceliyle ölmüştür. Aha da aldım. Haydi de bay bay. Hop tabak. Kırıkmış. Gizem'e batılacak dedi. İyi sandı o zaman. Ya Safiye, maddiyata, çere, çöpe bu kadar değer vermeyin ya. Azıcık ahireti düşünün. Azıcık ya. Allah. Efendim, kaybolmaz efendim. Bu kaybolmaz. Yani çalışanlardan biri onu alıp da bir tarafa kaldırmıştır. Dediğim gibi tabak kayıtlı tarihi bir eser ve kaybolduysa... Efendim, biliyorum. Eğer kaybolduysa müzenizin takdir ettiği bedeli biz size ödeyeceğiz. 350 bin lira. Biliyorum efendim, söylediniz. Doğrudur. Merhaba. Ay! Ay çok şükür. Hayırdır Zayda? Yahu kızım, neredesin sen? Arıyorum arıyorum, açmıyorsun. Yani tamam, biliyorum tabii, yani senin de haberin yok ama. Evet. O kim? Hadi hoş geldiniz. Efendim, beyefendi müze görevlisi. Bizim bir antika tabağımız vardı, bulamıyoruz. Hani sen gördün mü acaba? Bizim antika tabağımız mı vardı? Niye kimse bana söylüyor? Şey mi bu tabak? Böyle sanki el boyaması gibi, seramik gibi. Böyle renkli, köşesinde kırığı var şurasında. Gözümüz aydın. Evet, şuraya bırakmıştım. Sen mi kaldırdın? Her şey kontrol altında. Sıkıntı yok.
Benim bir Safiye ile konuşmam lazım hemen. Her şey okey. Sorun yok. Baştan aşağıya zarar ziyan. Kırmızı saçından ayağının ucuna kadar safi zarar ziyan. Efendim ben nereden bilebilirim ama yani bu evde bana hiçbir bilgi verilmiyor. Hiçbir briefing verilmiyor. Ben o zaman o masanın üzerinde buruş kağıtlarının arasına koymasaydınız 350 bin liralık tabağı. 350 binden emin misiniz Cengiz Bey? Çünkü bayağı eskiydi o tabak. Bu 17. yüzyıldan kalma. Dedim işte çok eski. Bir de kırığı vardı yani defolu. Deneyeceğim yahu İznik tabağıydı İznik. İznik şurası ya abartmayın. Gitsek aynısından bulamaz mıyız acaba? Sesli düşünüyorum. Çok cahilsin. Keşke ölsen. Aa Zahide. Hayır hiç gerek yok ben öldüm zaten. Şimdi iki cenaze birden çok kalabalık olur. Allah'ım nereden başıma bunlar geldi ya. Ay çocuklar niye bu kadar abartıyorsunuz? Bu kadar trajedi haline getirmeyin. Şimdi Şenur Hanım gider güzel komşusundan alır. Getirir tabağı. Ne bu kadar ya? Kusura bakmayın. Bahçe kapısından girdik. Tabak nerede? Şenur Hanım ağlıyor ve Yıldız her zamankinden daha beyaz terli. Hiç iyi alamet değil. Beyefendi. Ben nereden bileyim o tabağın antike olduğunu? Sattı, düştü elimde paramparça oldu. Ne? Ne diyorsun ya? Bizim mahallenin sokakları taşlı tarla gibi. Sebeplere giderken ayağım daldı. Ben fena oluyorum. Vallahi fena oluyorum. Keşke tabak kırılmaydı da kafam mı kırılmaydı? Ah keşke be. 1 liram bile yok beyefendi. Bütün paramı müteahhite verdim. Benden istemeyin. Ben mağdurum, ben yoksulum. Ben dulum, ben oğlumu bir başıma büyütmüşüm. Benim şekerim var. Giden giden 40 parçaları bulalım, yapıştırırız, bir şey yaparız. Ha Cengiz Bey? Kalkın. Beyimiz de öyle kabul eder. Kalkın. Talip ile Tony Bey gittiler. Mahalleyi karış karış arayacaklar. Kaldığım yerde devam edeyim. Benim tansiyonum var. Benim gastritim var. Benim varisim var. Ben kendim düzeleyim ya. Tamam olmazsa beni verin. Ben alsınlar. Şenur Hanım biz parasında değiliz ama şimdi tabak Cengiz'in üzerine tıynetli olduğu için o bakımda. Nasıl parasında değiliz Gizem? Kızım tıynetli değil o. Zimmetli. Evet yani parasıyla alakası yok da yani müze istiyor. Çünkü tabak Cengiz'in üzerine ziynetli olduğu için hani o bakımdan. Anlıyor mu? Duyuyor mu? Duymuyor mu? O da belli değil. Bir altta sürekli bir fonda bir ağlama. Oğul ol be! Yahu tamam ezberledik 5N1K'yı. Yuhaya gittik. Ben kuş konmazlı spagetti yedim. Birbirimize karşı hala hislerimiz olduğunu fark ettik. Bilmem ne. Yüz tükür ezberleme. Çocuk çok iyi soru soruyor. İşi bu. Neyin hırsı bu çocuktaki de ya? Büyük çıkış yapacağı bomba haberi bulsa biraz rahatlayacak. Bir adam bir köpeği ısırsa da bu da manşet yapıp ünlü olsa. Fındığı ısırmaya nasıl bakarsın? Peki gazetecilik takıntından bıktım ayrılmak istiyorum desen ve bitse? Diyemem. Niye abi? Çocuk çok yakışıklı. Güde ayrılmak istemiyorum. Yedekte tutmak istediğim biri. Sen de senin şu duygusallığın ya. O benden ayrılsın ki suçluluk duysun. Sonra tekrar çağırdığımda hop vicdan azabıyla... Ağmadırsın. Sen nice bana benzedin ha. Kaç tane sevgilin oldu bu sezon? Mesut be. Şimdi çocuk gelince biraz suçlu görün ki. Sonuçta el alem kız arkadaşıyla birliktesin. Ah. Of. Burun buruna geldik ya. Çok kötü oldu. Merhaba. Merhaba. Ozan Özpamuk değil mi? Nereden bildin? Magazin haberlerini araştırdım. Ya böyle çok kötü oldu. Ben rol de yapamam. Kartlar açık oynayalım kardeşim. En sevdiğim. Buyurun, buyurun. Ahmet, öncelikle şunu söyleyeyim. O zaman aramızda her ne kadar önemli bir şey geçmediyse de...
Bu aralar biraz aklımı karıştırdı. Yani birbirimizle ilgili bitmemiş bir hikayem var diye acaba. Şimdi mi oldu bütün bunlar? Yok. Geçen akşam senden gizli bir yemek yedik. Ne zaman? Salı akşamı. Nerede? Yuhada. Ne yediniz? İleride ben salata, ben kuşkonmazlı spagetti. Anam, yerlerde tabak kırığı mırığı yok. Bence ana yine yalan söylüyor. Ya yalan, benim anam için bir hayat tarzı da. Bak Mesut abi de diyor. Vallahi gözümle gördüm. Anan şurada takıldı. Pat, yüzüstü düştü. Tabak tuzla buz oldu. Ya Şenir var ya, buna da artık, buna da. Ya yolda yürümesini unuttu ya. Bacım, tabak kırıldıysa parçaları nerede? Hani? Ne bileyim ben. Çöpçüler süpürmüştür herhalde. Ya bu mahalle benim ergenliğimden beri süpürülmedi. Bugün mi akıllarına gelmiş tertemiz etmek ya? Bahtsızlığa bak ya. Ay korkunç, korkunç. Oy. Ah. Ne tabakmış ya. Sosyetenin malı da amma kıymetliymiş arkadaş. Ben arkadaşsınız ve birbirinizi çekici bulmuyorsunuz sanıyordum. Yani duygular bir yana, artık pratik avantajları düşünüyor insan. Mesela evlerimiz yakın, hava yağmur çamur. Benim arabam zaten tamirde, bir haftadır yok. Böyle biliyorsun, konfor seven tipleriz. Ve Yuhada buluşup konuştunuz. İlişkiye ara verelim dersen seni suçlamam Ahmet. Sonuçta bunu hak ettim. Siz o gece orada değildiniz. Beraber gitseydiniz magazinciler çekerdi. Çünkü aynı gece o sokakta başka bir restoranda iki popçu birbirine girdi ve polis geldi. Hadi canım. Ya. Yani o gece hem magazinciler hem de polis muhabiri arkadaşlar oradaydı. Ve sizi kimse fark etmedi, görmedi, öyle mi? Ben de şey, beyzbol şapkası vardı da tanımamışlardı. Senin arabayla mı gittiniz? Hayır. Geçen gün arabamı vurdum ve tamirde. Demin de söylediğim gibi İlayda'nın şoförü bıraktı bizi. Ben de asla yalan olmaz. İlayda'nın şoförü salıları izinli. Ah be. Ah be kızım, eskiden pazarlar izinliydi. Bir aydır salıları izinli. Söyledim ya, gerizekalı. Bir lafı da aklında tut ya. Ne yapayım? Çocuk polisler alacak çocuk ya. Çok iyi gazete, çok. Ne yapabilirim yani? Allah sana kolaylık versin kardeşim. Bu bir. İkincisi, bu tiple ve bu zekayla bununla ne işin var? Neden ya? Neden? Neden? Bunu bana anlatır mısın? Neden? Çok güzel. Neden? Ben de bu saçma yalanın nedenini merak ediyorum aslında. Gerçi birkaç tahminim de var İlayda. Teyp açacak mısın? Kayıtlara geçecek mi? Bir, kıskançlık kavgasıyla ilişkiyi güçlendirmek için. Bir. İki, şüphelendiğin ve aynı itirafı benden beklediğin için. Ve üç, daha fazla sevgi ve ilgi beklediğin için, ki üçüncü teori çok mantıklı. Çünkü annen burada değil. Kardeşin eksantrik bir tip. İş yerinde arkadaşın yok. Sevgiyi açsın sen. Çıldır. Bravo. Sorunlarım var. Ruhum darmadı mı benim? Sürekli sevgi açım. Huzur verme bana. Ozan'a sor. Ne yapsak? Hiç. Hiç. Tipik zavallı küçük zengin kız sendromu bu. Bir şey yok bunda. Nasıl yani? Ben haber değeri yok. Haber değeri mi yok? Benlik bir şey yok yani. Aynen devam. Ayrılmıyoruz. Ya niye ayrılalım? Köpek adamısın. Sıradan bir olay. Adam köpeği ısırmamış ki. Olur mu böyle şey? Siyaset belgeseli. Gidip fındığa baksana bir. Belki ısırmak istersin. Allah iftiradan, yalandan, çamur atan kem gözlerden korusun yarabbim. Anne sakin, kimsenin bir şey dediği yok ya. Alkolik Mesut anlattı deme. O gördü çünkü o şahit oldu. O anlattı. Yere kapaklanıp düşmüşün. Tabakta kırılmış, tuz buz olmuş ya. Yazık hanım ya. Parasını bana ödetmediler değil mi? Çünkü kuruşum yok ve böbreğimi satmak istemiyor. Şenir abla parasını bizden istemeyecekler. Niye kendini paralıyorsun? Öyle mi? Ay ne bileyim.
Dün öğlen dişimde tabak kırılınca öyle bir şoke geçirdim ki. Kendimi bilmeden bir saat dolanmışım da çok sonra gitmişim sevime. Yazık anam, yazık ya. Kim bilir nerelerde dolandın ki? Ay, hiç bilemiyorum ki. Hiç bilemiyorum. Merhaba, iyi günler. Eski eşya almıyoruz hanımefendi. Yalnızca antika. Erken konuşma istersen. Aa, kurabiye mi onlar ya? Üsttekiler kurabiye de alttaki ballı çörek. Ya aile büyüklerinden kalma bu tabağı bulduk da. Geçen televizyonda gördüydüm. İznik işiden bu. İznik, evet. Ama çok eski gibi görünmüyor bu sanki. Hmm. Satıcı mısınız? Sen? Alıcı mısın? Böyle durumlarda satışın %50'sini alıyorum. Ha. Ama eski rağbet yok artık bunlara. Öyle mi? Ver başka eskiciye götürürüm. Bir saniye hanımefendi, bir saniye. Şimdi İznik seven bazı müşterilerim var. Hı. Onlara bir gösterelim. Artık nasip, kısmet. Kısmet, tüccarın kendine yakışanı satmasıdır beyefendi. Şimdi müşteriyi buluyorsun bir haftaya kadar. Bana güzel bir fiyatla dönüyorsun. Yoksam alır, başka yere götürür. Şimdi bir hafta diye söz vermeyelim hanımefendi. Haberleşiriz, konuşuruz. Sen konuşma, para konuşsun. Ne demişler? Money talks. Şimdi kayıt numaramı senden haber bekliyorum. Hadi bakalım. Alo, Mesut. İşki paran var mı? İyi, yarım saate kadar olacak. Seninlerin arka sokağa gel, seninle bir işimiz var. Kapat, haydi kapat. Haydi diyor mu? Yaz. Düşünce kafamı mı çarptım? Yusuf, elin tabağını kırdım benden parasını isterler diye. O şokeyle bilincim mi gitti? Bilmiyorum ama. Kızımın önünde tuzla buzulmuş tabak. Saçılmış kurabiyeler. Sen kurabiyelere daha çok acımışsındır. Tabağın değerini ne bileceksin? Ama hiç yemekte gözüm yok Safiye. Hiç içim almıyor da işte kuvvet olsun diye yiyorum. Ahmet, sana bir haber. Çak. Geçen tanıştırdığın Merve vardı ya, hani gıcık. Ha? Sevgilisi bunu boynuzlamış, tamam, ayrılmışlar. Ertesi gün bu o kızla kuaförde karşılaşıyor. Hem de tam kıza böyle fön çekiliyormuş. Yarı fönlü haliyle Merve'yi görünce kaçmış. Yalan haber. Nasıl yalan? Yani yarı fönlüyken kaçmış. Hı-hı. Kuaföre parayı ödemiş mi? Canım, ne bileyim. Sanmam. Hayır, çünkü ödemediyse kuaförün kadının peşinden koşması lazım. Bu durumda hikayenin uzaması lazım. Canım, belki de fönünü hızlıca bitirttirip gitmiştir. Nereden bileyim? Nasıl böyle haber olur mu ya? Arada çok fark var. Ya her şekilde Merve'nin boynuzlanması komik haber. Yok, değil. Şöyle olsaydı haber olabilirdi ama. Mesela adamın sevgilisi pedikür yaptırırken Merve'yi görüp ıslak ayaklarla koşup kaçarken düşüp bacağını kırsaydı mesela. Hı hı. O zaman senin istediğin flash haber mi olurdu? Yok, yine olmazdı. Çünkü bu magazin haberi. Her şekilde sıkıcı. Başka? Başka. Ne bileyim, şimdi aklıma gelmiyor. Dur, bir kahve içeyim, aklıma gelir belki. Yok, yok, burada kahve içilmez. Sen gelmeden önce çaktırmadan mutfağa girdim, baktım. Elemanlardan biri bone takmıyordu. Ayrıca menüye mandı kaymağı yazmışlar ama normal paket kaymak kullanıyorlar. Onu da gördüm. Bu sebepten kahve içmeyecek miyiz yani? Sosyetik mekanda sahte mandı kaymağı skandalı. Bu mu yani? Esseğime alışacaksın Halil'ciğim. Sen de bu gazetecilik virüsünü bir kapsan. Bundan vazgeçemeyeceksin. Bu böyle her şeyi sorgulamaya başlayacaksın. Gerçeği, hakikati arayacaksın. Ola, ben biraz yalan seviyorum. Evet, onu fark ettim de. Efendim? İyi bir parça mı? Tamam, ben bir yarım saate geliyorum. Tamam. Kahve içmeyeceksek ben biraz dolaşıp alışveriş yapacağım. Tamam, akşamüstü uğrarım ben. O zaman bone takıp manda kaymağı alalım da basıp gitme. Güzel.
Güzel miydi? Karizma, çok karizmatik. Anam çok kötü. Tansiyon 12'ye 8. 12-8 ideal diye biliyorum ben. İşte zaten kötü olan o. Eğer tansiyon normalse bu üzüntü kim bilir neremden çıkacak. Oğlum deme böyle yahu. Bırak cana geleceğine mala gelsin. Anne 350.000 lira. Durduk yere ev parası ya. Ya parayı vermeyelim, beni içeri atın, hapse atın falan mı desem ya? Daha yeni girdin çıktın Cengiz. İyi ya işte. Alıştım. Sistemi biliyorum. İnfaz korba memurlarını tanıyorum filan. Neden olmasın? Aslında bir kilo da vermiştin hemen ha. İçeride değil mi? Tatlı içki filan olmayınca. Evet. Hayır, manyak mısınız siz? Ha ama tabii 5 gün olur mu olmaz mı o belli değil. Ya daha uzun olursa? İşte ben de onu düşündüm biliyor musun? Tarihi eser kaçakçılığına filan mı girer ya? Bilmiyorum ki ya. Ah düşündükçe vallahi tansiyonum çıkıyor ha. Hadi bir daha ölç. Çak bir 17-18. Hadi çak bir 17-18. Ne bakıyorsun? Ne? Öyle demedim mi? Öyle istemiyor musun? Tansiyondan çıksın, başka yerden çıkmasın demedim mi? Ben anlamıyorum artık seni Cengiz. İlayda Hanım, hoş geldiniz. Özlettiniz kendinizi. Ay, ne zamandır İznik toplamıyorum. Ama bugün biraz bunaldım dedim, ama da iyisin. Nasıl iyi bir şey mi bari? İyi değil, çok iyi. 17. yüzyılın sonu, bilemediniz 18'in başı. Ha, o kadar eskiyse müzeye kaydettirmek lazım buna. Evet, fena değil. Nedir? Efendim, sizin buraya gelmeniz bile şereftir bizim için. 75.000'e bırakırım. Aa, 50.000 veririm. İznik koleksiyonunda çok tabak var. Ben maşrap arıyorum. Yapmayın İlayda Hanım. Bunu müzayedeye koysak, meraklısını bulursa 200-300.000'den gider. Müzayedeye koyun o zaman. Neyse. Vallahi elim sıkışık olmasa koyarım. 70.000 yapalım. 3 kuruş için vaktimi harcamayın. Benim boşa geçen 1 dakikamın maliyeti 10.000 dolar. Şirkette hesapladık. 50.000 yes veya no. Yes. Sizi kıracağıma fiyatı kırarım, daha iyi. Evet. Kelime şakası yapmayın. Tabağa sarın. Bak, 10.000 yazıyor. Hadi çok çok. Yok. 20.000'in altı olmaz. Pazarlık yok. Yapmayın Şenur Hanım. Sabahtan beri 10 kişiyi aradım belki. Piyasa çok ölü. Bir fabrikatör müşterim var. 15.000 vereyim diyor. Ne yapayım? Aa, o zaman yarı yarıya olmaz. 10.000'i benim, 5.000'i senin. Bakın ben dükkan kirasını dolar cinsinden ödüyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Salaksın demek. TL anlaşsaydın. Allah Allah. 10.000'i alırım, gerisine karışmam. Yok vallahi bırakıp gideceğim ben bu işleri ya. İnanın kurtarmıyor. He vallahi bırak git. Bir Ege köyüne yerleş, organik tarım yap. Bak ne kadar orijinal fikir. Bana bak. Bana 10.000 kalmayacaksa gelip alacağım tabağı. Şekerlik yapacağım. Öf, tamam öf. Satıyorum o zaman bu rakamdan müşteriye. Sat, 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 sat. Nerede satıyorsun? Hadi görüşürüz, oldu. Bay bay. Borsa oynuyorum ya ben. Borsa mı? He. Öyle. Boğalar, ayılar, al sat. O şekli. Ne? Ya oyalanıyorum işte Safiye ya, psikolojim düzelsin diye. Ne yaptın sen? Gizem Hanımlardan geliyorsun he? Cengiz Bey hop oturup hop kalkıyor, yazık. Müze ceza mı verecekmiş? Yani parasını verirlerse olay kapanacakmış ama çok para. Aman boş ver. Bizden istemesinler de. Bırak herif ya. Onlar için fındık fıstık parası be. O kadar da fındık fıstık değil yani. 350.000 Şenur abla, kolay mı? Ne? Kaç? 350.000. Dediler ya dün akşam. Ne zaman? Ha sen daha gelmemiştin. O bizi o... Giden. Tübe tübe. Sabahlar ya. Ablam kış bahçesinde Tony ile ne yapacaksın ki arabasını? Benimki tamirde Gizem, ablanınki serviste. Geçen gün gazeteci Manita sonra küssün diye hayatının iyiliğini yaptım. Bir zahmet arabasını veriversin.
Bana bile vermiyor ama git sor. Ya sana vermez tabii. Ayağın gaz pedalına zor değiyor. Sen kendini rally zannediyorsun. Ben iyi kullanıyorum. Aa, o ne? İznik işi. Ablam bugün almış. Bizim kaybolan tabağın aynısı bu ya. Nereden almış? Antikacıdan. Ama sonra da pişman oldu. 50.000'e değmez. Koleksiyonumda zaten çok tabak var dedi. 50.000 mi? TL. Oha çok iyi almış ya. Bizim kırılan tabağın çok benzeri. Babam bu fiyata böyle bir şey görse üzerine atlar. Ya al sizin olsun. Yok be 50.000. Ama sizden satın alabilir miyim? Bence al götür parayı sonra getirirsin. Eski eşyaların her birinin ayrı anısı ve elektriği var. Ablam buna hiç dikkat etmeden evi dolduruyor. Ve ben açıkçası bu tabağın elektriğini de hiç sevmedim. Babam çok sevecek ama. Teşekkürler. Yani çok seksi biri ama birlikteyken sürekli ifade veriyorum gibi hissediyorum. Hep dövmet altındayım. Bir şey anlatırken de muhabbeti beğenmiyor. Nasıl beğenmiyor? Senin muhabbetin baldır kız. Diyor ki bunun bir haber değeri yok. Sonra da hemen başka diyor. Ha, başka haber yok mu gibisine? Oy, gazetesine manşet arıyor sanki paşam. Niye bir gazeteciyle birlikte değil? Bende ne buluyor onu da anlamış değilim. Babysi, bu senin çevrenden, Jet Society'den bomba bir haber çıkarmaya çalışıyor bence. Diyorsun. Vallahi olabilir. Sürekli böyle bak. Başka, başka, başka. Bir de başka dediğinde Ebi'nin de. Ay, inanılmaz kuruldum bak aniden uşağa. Ay yemişim onun mesleki deformasyonunu. Ayrıl gitsin kız. Yok, öyle hemen ayrılamam. Çocuk çok yakışıklı. Yarın öbür gün yoklukta lazım olur. O benden ayrılsa keşke ya. İlayda'm, muhabbetiniz haber bültenine dönmüş. Çocuk sevgilin değil, haber müdürün olmuş. Neyi bekliyorsun bacım? Hani düşündüm ki bunu İlayda'dan alıp müziğe versek çok benziyorlarmış. Bu da olur ya filan derler. Olur mu canım öyle şey? Yani o kaça bu kaça. Yani belli ki bu tabak bizimki kadar eski değil. Çok enteresan. Aynı bizim üzerimize tığın etli tabak gibi de kenarında kırığı var. Bak. Hekim soy yalısı satılıyormuş. İddiaya göre oğullarının büyük bir kumar borcu varmış. Hatta kayak kazası geçirdi demişler ama aslında mafya ayağına sıkmış bunu. Var mı sende böyle bir bilgi? Aa, senin çevrenden bir haber İlayda. Bak ilginç. Abi ben ilk defa duyuyorum vallahi. Ama ben şeyi biliyorum. Sinem Can hekim soy dudak dolgusu yaptırmış. Ördek gibi olmuş. Bunun bir haber değeri yok ama. Başka? Başka. Evet başka? Yani başka bir şey yok. Zaten ben işim dışında öyle her şeyi merak etmem ki ne bileyim. Yani haber kaynağı olarak da hiç işe yaramazsın. Sen de erkek arkadaş olarak çok işe yarar sayılmazsın aslında. Neden? Ne yapıyorum ki ben? Ne yapıyor ki çocukcağız? Beşen bir kalsın atlamadan anlatsana İlayda'cığım. Aşırı soru soruyorsun. Sürekli eşim, dostum, sosyete hakkında bilgi almaya çalışıyorsun. Niye? Her şeyden haber çıkarmaya çalışıyorum. Gazeteciyim. Ben değilim. Dedikodu yapamamaktan, bir şeyi böyle abartarak anlatamamaktan, sevgilime pembe yalan bile söyleyememekten sıkıldım. Vallahi sinemaya gidip böyle boş ve yüzeysel filmler seyretmek istiyorum. Sürekli belgesel ne? Bir dakika ya, bir dakika. Başlık ne şu an? Ayrılmak istiyorum. Aha başlık. Manşetten. Cengiz iyi işte tamam bu tabak o tabakmış. Müze baktı kayıtlarıyla karşılaştı. Ha bu tabak dedi. Konu kapanmadı mı? Ay ben anlamıyorum. Of ne tabakmış be. İyi ki 83 parça sofra takımını almadınız bunun ha. Kırıldı gitti dedik parasını istediler. Sonra aynı tabağı gösterdik. Buyurun bunu bulduk bunu verelim dedik. Gizem abla eski eser tabağı yok etmişiz de para muhabbetini duyunca tekrardan ortaya çıkartmışız gibi oldu. Yani şüpheli duruma düştük kızım. Müze bizden yazılı ifade ve kanıt bekliyor. Ama ne kanıtı be? Bayağı imzalı şahit ifadesi. Yazışma varsa yazışma. Kanıt işte ya. Ya işte polise tarihi eser kaçakçılığı teşebbüsü diye ihbar etmemek için. Ne oldu? Oraları mı vardımış? Ne oluyor be?
Ay söyleyeyim diyeyim işte Şenur Hanım İlayda'ya satmış diyeyim. Zaten Şenur Hanım tanısalar hemen inanırlar. Şenur Hanım İlayda'ya sattığını kabul etmiyor ki. İlayda da ben antikacıdan aldım diyor. Antikacı da ben görmedim, satmadım diyor. İyice Arap saçı oldu ha. Anam, ihale. İhale vallahi bana kalacak ha. Vallahi bana kalıyor ihale. Abi oğlum, ben hep demez miyim sana? Herkes kendini kurtarır, olan sana olur. Ben bir daha kustamlarına düşemem. Düşemem! Düşemem! Aslında alıştım diyordun Cengiz. Hani gardiyanlarla ahbap oldum, çevre yaptım falan diyordun. Kız ne çevresi be? Tenis kulübü mü bu? En büyük hata o ilahdan. Aynen. Ya Şenur Hanım'ın ne mal olduğu belli. Belki tabak çalıntı, sen ondan niye alıyorsun? Ben bu işi ilerideye yıkarım. Vallahi bak. Tabak onların elinden çıkmadı mı? Bırakalım uğraşsın. O zaman niye çağırmıyoruz bu kızı? Çağıralım, konuşalım. Ya açmıyor ki. Manitasıyla mıdır, nedir? Başka ebenin diyesim geliyor. Yeter ya. Bıktık ya, bıktık. Evet. Ozan kafamı karıştırdı diye yalan atıyorum. Evet, bazen seni aramak bile istemiyorum. Hepsi doğru. Dur bak, sana şöyle anlatayım. Kim? Ben. Ne? Ayrılmak istiyorum. Nerede? Burada. Ne zaman? Şimdi. Nasıl? Küfrede küfrede. Neden? Çünkü içim şişti. Artık öldü, vurma bence. Kızdın mı? Yok. Gerçekten. Ya, tabii canım, neden kızayım? Ya böyle gerçekleri söyle, ciğerim ya. Mühim olan hakikat. Yani şimdi senin tarafından bakınca tabii sen de haklısın ama... Yok yok, bir dakika. Ben hiçbir zaman kendi tarafından bakmam. Her zaman tarafsızımdır, objektif. Yani mesleğimin gereği bu benim. Peki, o zaman çok teşekkür ederim. Güzel vakit geçirdik. Ay bu ne be? Önünde adam bıçaklasalar ambulans çağırmadan önce fotoğrafını çekerdi. Bir kere yapmış onu da, anlatmıştı. Ozan arıyor, tabakla ilgiliymiş. Ay ne istiyor ya? Yazdım ben Ozan'a antikacıdan aldım diye. Bir dakika. Hangi tabak bu? Cengiz amcalara gitmemiz lazımmış, acilmiş. Nasıl suçlamalar bunlar? Ben çalıntı tarihi eser alacak bir insana mı benziyorum? Hayatım, bence de benzemiyorsun. Ama önemli olan müzenin ne düşünce? Şenur Hanım'dan çölde su almam ben, su. O antikacı da yalancının teki. Tarihi eser çıktı diye korktu, susuyor kesin. Parayı şakır şakır eline saydım ya. Fatura aldın mı? Yok. O zaman... Ah canım, ah canım. Şenur Hanım sizin tabağı kırdım demiş zaten. Şahit de var. Yani alkolik malkolik ama sonuçta kadının düştüğünü, tabağın kırıldığını falan gördüm dedi. Ya ben bu tabağı hiç görmedim, iftira dersem? Senin tabağı bizim eve getirdiğini gören şahit var ama. Kim o? Ben. Bir zekalı. Yalan söyleyemem, kusura bakma. Ay çocuklar, bir dakika, ben anlamadım yani. Şimdi hem İlayda hem biz, hem benim tabağa götürdüğüm Safiyeler böylece suçlu durumda mıyız biz? Sadece Şenur Hanım'ın şahidi var. Bir o kurtulur. Yani böyle toptan hapse mi gireceğiz biz, ne yapacağız? Çok fazla temiz fanile gerekçe günler mi geliyor, ne oluyor Allah korusun? Hadi suçtan para cezasıyla yırtsak, yine de duyulduğu anda büyük bir skandal bu. Özellikle de senin için. İlayda Çıkrıkçıoğlu öz pamukların çalıntı tarihi eserini almış. Berbat. Nasıl duyulacak ki? Gizem çok ketum biri değildir biliyorsun. Tehdit mi ediyorsunuz? Rezil olurum. Feci bir dedikodu bu. Sevgilisinin Merve'yi boynuzladığı kızın yarım fönle kuaförden kaçmasından 100 kat daha büyük dedikodu. O doğru değil mi? Biliyordum ben. Ankar mı? Karışık bir iş. Hayır, müzeye hesap da veremiyoruz. Böyleyken böyle oldu diye. Biz çözemeyiz bu işi ya. Bir gazeteci, bir ne bileyim, bir özel dedektif falan olsaydı da çözeydi ya. Gazeteci mi? Ay, nasılsın? Hayırdır? Çok göresim geldi sana. Otur. Bak, manda kaymağı aldım sana. Sen seversen. Ama buradaki gerçek manda kaymağı değildi ve sen hemen ortaya çıkarmıştın.
Hep gerçeklerin peşindeydin. Çok özlüyorum ya. İyi gitti gazetecilik günlerimiz. İyi de biz daha dün ayrıldık. Değil mi? Daha dün. Gazetemizin haberlerine koşarken, çamurlu bahçemizde ayak izi ararken. Yine çok seksisin, o da ayrı. Yani bir şey mi kullandın sen? Hayır ya. Seni göreceğim diye heyecan yaptım. Yok, biz niye ayrıldık ki? Hep o çemçik ağzı Tony yüzünden. Verdi gazı, verdi gazı. Üş, hiç sevmiyorum o çocuğu. Hani bir daha tekrar deneyelim falan mı diyorsun? Neden olmasın? Ya ben senin tarafsızlığını falan çok özledim. Ya, o kadar şikayet ettim ama... dünden beri bana kimse soru sormayınca da boşluğa düştüm. Yok yok, aslında bir tık haklıydın da yani... ben de hayatımla mesleğimi birbirinden ayıramıyorum. Ama bundan sonra senin yanında gazetecilik yapmayacağım. Yap yap. Olur mu öyle şey? Gerçekleri ara, soru sor, araştır, soruştur. Bana başka desene. Sana çok acayip bir haber hikayem var. Ne diyorsun? Konu ne, başlık ne yani? Tekstil dünyasının prensesi, çalıntı tarihi eser batağında. Ahmet bana yardım et. Anlat. Evet, hikaye sizden başladığı için önce sizinle konuşmak istedim. Buyurun lütfen, anlatın. Evet. Çok teşekkür ederim bu fırsat için, Mersi. Valla benim hikayem aslında mankenlikle başladı çocuk yaşta. Sonrasında biliyorsunuzdur, yani gündüz programlarım olsun, dizilerim olsun... hepsi halkın büyük teveccühüyle karşılandı. Hepsi benim bebeklerim gibi. Ama benim esas tutkum oyunculuk. Oyunculuğu anladım, çok bir dakika, farklı bir... dakika. Benim evet. Aslında sorduğum antika tabakla ilgili. Tabak mı konuşacağız? Bir önce adam gibi röportajımızı yapmayacak mısın? Ben biraz kendimden ve sanat çalışmalarımdan bahsetmek isterim yani bir zahmet. Bir dakika ya. Başlık ne burada? Başlık ne burada? Ben size soruyorum. Ben size soruyorum. Siz bana niye soruyorsunuz ki? Siz bana niye soruyorsunuz ki? Soruları ben soruyorum. Soruya soruyla cevap vermeyin. Nasıl soruya soruyla cevap vermeyeyim? Benim babam kimdi? J.F. Kennedy. Amiral Paşa'ydı. Dedem kimdi? Dedeniz de J.F. Kennedy. Amiraldi. Sen kimsin? Abraham Lincoln. Ahmet. Ben kimim? Sen kimsin? Bu kim ya? Kim bu ya? Ay, kafam yandı ya. Ne yapıyoruz biz ya? Seninle akıl oyunları oynuyorum. Kaptırdım gittim kendime. Ben kimim? Kimim ben ki? Bu önemli bir soru bak, ben sana söyleyeyim. Ben kimim? Çok önemli bir soru. Sen karşında kim olduğunu bileceksin. Ona göre röportaj yapacaksın. Senin karşında halka mal olmuş bir insan var. Gazetecilikten sordum ha. Ama sakın. Ahmet gidelim, kocasına sor, boş ver. Abraham Lincoln mi dedim ben? Dedim. Bir dakika, fotoğraf çekmeyecek misiniz? Bastı gidiyor, nereye gidiyorsun? Magazin kimlerin eline düştü ya? Ben inanamıyorum şu an. Kalite kalmadı ülkede. Hiçbir kalite kalmadı gerçekten. Bu kadar giyinik. Yok, röportaj yapmam. Gündeme gelmek istemiyorum ben ha. Anne zaten bayağı gündemdesin. Ayrıca çocuk gazeteye yazmayacak ki ya. Sadece araştırıp soruşturacakmış. Sen o dişli kırıldı eğildi dediğin tabak nasıl sapasağlam İlayda'dan çıktı? Onu bulacakmış. Demek ki ise tabak doğurdu. Hikaye vardır ya, öldüğüne inanıyorsun da doğurduğuna niye inanmıyorsun diye o hesap. Bu konuda yapacağım resmi açıklama bu kadar. Şenir abla, bak gidip İlayda Hanım'a sattın mı bak doğru söyle. Ya kırıldı diyorum, düştü diyorum. Niye inanmıyorsunuz, şahidim var ya. Belki bir tane uyanık aldı, yapıştırdı, götürdü, sattı. Ve aynısından tabak. Bunu zamanında yapan usta tek sade bir tane mi yapmış o tabaktan? Ya esasında doğru bir yerde Safiye abla. Her şeyi bir kenara bırak. İlayda Hanım 50.000'e almış diyorsunuz tabağı. Ben onu satacak olsam 300.000'lik tabağı ucuza bırakacak göz var mı bende? Şu an ben de biraz ikna oldum. Gidin gazeteciye anlatın bunları. Siz muhatap olun. Bu kadarını da halkın haber alma özgürlüğüne saygında söyledim ha. Yoksa beni biliyorsunuz. Ben
geri planda olmayı, kamera arkasında olmayı seviyorum ha. Bekliyoruz. Hadi bakalım. Ser verip sır da vermiyor. Sanırsın Sherlock Holmes. Sherlock Holmes değilim hanımefendi ben. Öyle bir iddiam yok. Biliyorum, Abraham Lincoln'sun. Evet, bugün topladığım bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii canım. Neyse, çıksın ortaya. Biz de kanıtları müzeye verip paçamızı sıyıralım ya. Hadi inşallah. Evet, Şennur Yılmaz isimli şahsın. Tabağın değerinin farkında olmadığı söyleniyor. Ama daha önce de bazı üç kağıtlar yaptığını biliyoruz. Örneğin kendini dağlarda yaşayan bir aktör olarak tanıtıp sosyetik kadınlara bitkisel kozmetik adı altında hemoroid kremi sattığını öğrendim. Yani anlayacağınız üzere Dalavera'ya yatkın biri kendisi. Dalavera? Oo. Çamur at, izi kalsın. Asırlık ayağa düşmüş ya. Kim ki böyle diye? Ben haber kaynağımı paylaşamam sizinle. Kendini dağlarda gezen biri olarak tanıtarak sosyetik kadınlara bitkisel kozmetik adı altında hemoroid kremi sattı. Yani dalaverelere yatkın bir kadın. Beyefendi, benim şahidim var şahidim. Burada kimin şahidi var acaba? Ben miyim bir dalavereci, numaracı? Al işte bak sana 10 numara 5 yıldız oyuncu. Meriç, teşekkür ederim. Ne belli ya bize sahte tabak vermediği. Ay kaybettiler diye suçu bize atacaktı. Beyinden gizli hop gerçeğini satacaktı misal. Ne yapacakmışım? Şenur Hanım anlatılanı bile anlamadı. Ben zaten şahidinizle de konuştum. Oh, ne çok sordun, bunalttın beni ya. Ya belki kırılmadı tabak, yanlış gördüm. Allah Allah ya, ben sürekli zorunayım. Bana niye inanıyorsun ki? Önemli olan benim inanmam değil, polisi inandırmam. Polis mi? Ha, polis, müze, Kültür Bakanlığı. Ne ararsan, iş büyük. Abi, ya bu karı benim elime 100 lira para verdi. Tabağı kırdı de dedi. Güzel, anlat bakalım. Ya ben ne anlarım antika mantıka ya. Ya karı zaten manyak. Dedim bu karı benim başıma bela olmasın. Ondan kabul ettim. Anne, yalancı şahit mi tuttun sen? Çıtayı arşa çıkardın artık. Ya duymadınız mı? Karı manyak demiş işte. Ya Mesut Bağ kirli iftira atıyor ya. Oğlum, alkolüye mi inanıyorsun bana mı? Peki, İlayda Şenur Hanım'dan mı almış tabağı? Ay hayır dedik ya. Anam kimseye güvenleri yok bunların ha, töbe. Ben antikacıdan aldım. Evet, antikacının sokağındaki kamera kayıtlarını da ulaştık. Onları da bir izleyelim isterseniz. Kamera? Güzel hayat kalmamış anam. Big Brother bizi izliyor. Dünyanın sonu. Ee,
O sokaktan geçmişim işte. Ne var? Devam edelim, izleyelim. Gerçekten bizim tabak kırılmamış. Ya bu mu onun kanıtı? Ben orada acık dolandım, sonra mahalleye gittim, sonra düştüm, işte tabak kırıldı, bitti. Başka? Başka? Seninkide bir de diyor ya başka diye, şimdi ben sana çaktım. Bunların bir haber değeri yok. Başka? Ahmet Bey, elimde sağlam kanıt var deyip durdunuz yani. Bu mu? Bu kadar mı yani? Bitti mi? Bir küçük röportajımız var, isterseniz. Bir de onu değerlendirelim, bir onu görelim. İznik bakıyorum, merakım İznik. İznik vardı, yeni gitti. Güzel tabak vardı, 17. yüzyıl. 17 ha? Kaçırdık onu. Nereden buluyorsunuz peki siz bunları? Eski evlerden falan mı? Yok, bir kadın getirdi, sattı. Fazla da konuşmamak gerek aslında böyle konularda. Eski eser falan çıkıyor bazıları. Görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Anladın? Peki bu kadın şey miydi? Hani bir çay daha içer misin? Yok yok, almam, hiç zahmet etmeyeyim. Bu kadın diyorum hani eski saraylı falan olur böyle, şimdi artık yoksul düşmüş. Hani ihtiyacı var, satıyor elinde, ne var ne yok öyle bir. Ha yok ya, bildiğim mahalle karısı. Böyle elinde çay bardağıyla girdi dükkandan içeri. Psikopat ya. Çay bardağıyla girdi. Peki şey yapsak, arasak, belki elinde başka vardır. Ha yok, onu engelledim ben. Bak, mesaj yazmış bana. Al. Manyak ya. Şu kargacı bitsin. Gelip böbreğini söküp satacağım. 350 binimi alacağım şenlik. Çok enteresan. Bir zamanlar Uğur Dündar'ın organ mafyası haberleri vardı, hatırlıyor musunuz? Onlarda böyle gizli kamera olurdu, aynı bunun gibi. Ama şimdi tabii teknoloji çok gelişmiştir, değil mi? Başka kameralar vardır. Gizem abla, bir parazit yapma ya. ne diyorsunuz? İsim benzerliği. Bir çay triyakisi Şenur ben miyim? Ben telefon numarasını da kontrol ettirdim. Sizin üstünüze kayıtlı. Ya! Ya ne? Hem beni dolandırıyor, hem de bana mahalle karısı psikopat mı diyor? Terbiyesiz eskiciye bak ya. Ben buradan kurban ediliyorum. Ben burada durak keçisi ilan ediliyorum. Tabii. Oo, basın çarpıtıyor. Ahlaksız medya basın her şeyi çarp. Siz burada yaşlı dur bir hanımefendi hedef gösteremezsiniz tabii ama sizin gündeminiz bu mu? Hep gündeminiz bu olsun. Oo. Ama bu millet sizin gerçek yüzünüzü görüyor. Basın, basın. Bir kere de güzel gelişmeleri yazın. Bir kere de güzel şey. Anca eleştiri, anca kötü şeyler. Ama bir şey diyeyim mi? Bu millet sizin yaptıklarınızı unutmuyor. Anne. Bu ne rezalet ya? Ha? Yorum yok. Aşkım sağ ol ya. Ben bu akşam gazeteciliğe biraz ısındım gibi, biliyor musun? İlayda, yalnız biz artık beraber olamayız. Niye? Yani meslek ettiği açısından Haber Özlem'le birlikte olamam. Haber Özlem kim? Sensin. Birka. Kim? Kim? Sen. Nasıl ya? Ya baksana, bomba haberimi buldum işte. İçinde eser kaçakçılığı var, dolandırıcılık var, para var, sosyete var, devletin müzesi var, polisiye var. Kariyerimin zirve noktası olacak. Hayır. Beni haber malzemesi yapamazsın, ismim geçemez. Zaten o kadar sorunun içinde bu haber mi ya? Ya haberlerde 4 dakikalık kedi videosu veriyorlar. Bu onların yanında Pulitzer'lik haber. Çok sağ ol. Eyvallah. Hayır. Ben haberin öznesi olmayayım. Bu seferlik 5 ne olmasın, 6. ne de olsun. Ne alaka? Ne alaka ben olayım? Haberle hiç alakam olmasın, ha? Ahmet, no, bir dakika. Bak bir şey diyeceğim, bir tane köpek bulup ısırsam ilgini çeker mi? Ahmet! Ahmet!
Kaç tane sevgilin oldu bu bölüm? Sus be. İki. Bazı şüphelerim vardır da hani. Yermeyi gördün mü? Abi vardır ya. Ya vardır yani. Magazine şey demişler, kayak kazasında öldü mü? İddiaya göre... Ay bir şey söyleyeceğim çocuklar, şimdi İlayda'lar, biz, hatta benim tabağa götürdüğüm Safiye'ler, hepimiz böyle suç şüphesi altında mıyız? Ay çocuklar, şimdi böyle hep beraber biz suçüstü yakalandık mı? Affedersiniz, hemen alıyorum. Hem benim tabağa götürdüğüm Safiye'ler, hepimiz böyle suçlu durumu mu? Hem benim tabağa götürdüğüm Safiye'ler, hep birlikte böylece suçüstü mü yakalandık? Suçlu durumu. Durumu. Yandım mı? İlayda Çıkrıkçıoğlu, öz pamukların ta... Pamukları. Ne pamukları? İlayda Çıkrıkçıoğlu, öz pamukların çalıntı tarih eserini almış. Pamuk ne ya? Kızım pamuk. Pamukların çalıntı tarih eseri. Pamuk. Hayır abi. Biz doğuştan jet sosyeteye aitiz. Jetimiz yok, zengin kalkışına sahibiz. Ateş almaya değil, kök salmaya gelmişiz. Fakirhane göçmeniyiz biz. Jet sosyete, yavaş gelecek bize. Jet sosyete, uzaya beş dakika. Jet sosyete, yedi düvelimli bize. Jet sosyete, kıskanıyor. Gelecek mi?